Dörtgenler. Neler göreceğiz özel dörtgenlerde? Paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ve yamuk göreceğiz. 5 tane. Bunlardan her zaman, bakın şu an 7. sınıfta biz bunları anlatıyoruz. Aynı hafta, yani sizden sonra mesela ben 5. sınıflara da aynı paralel kenar, eşkenar dörtgeni anlatıyorum. Tamamen aynı konu işliyorsunuz. Siz de 5'teyken tabii bunları gördünüz. Hatta size onları daha önce ama ya pazartesi günü falan anlattım. Paralel kenar, eşkenar dörtgen. Devam ediyoruz bu konudan, devam ediyoruz onlara. Aynı konu sizde de var, 7. sınıfta da var. Birazcık daha 7. sınıfta sorular böyle bir tık daha gelişmiş oluyor. Azıcık daha zor oluyor tabii ki. Son olarak aynı ama. Paralel kenardan neden başlanır demiştim. Çünkü gençler bundan sonra paralel kenardan sonra öğreneceğimiz eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare aslında bunlar da paralel kenardır. Yani karşılıklı kenarları birbirine paraleldir o dörtgenlerinde. Paralel kenar bize temel oluşturuyor. Bu bizim ilk temel öğrenmemiz gereken özel dörtgen. Bunun özelliklerini zaten biliyoruz. İsminden de anlaşıldığı gibi karşılıklı kenarları paralel. Burada bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Çünkü yamukta çıkıyor karşımıza bu ayrıntı. Paralel kenarda da, dikdörtgende de, karede de, eşkenar dörtgende de karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani üstteki ve alttaki iki kenarla sağ ve soldaki iki kenar birbirine paraleldir. Ama yamukta öyle olmayacak. Eşit uzunluktadır. Bu da bazen çıkıyor. Yani dikdörtgen gibi düşünün. Sanki böyle paralel kenarı dikdörtgen şeklinde bir kolimiz var elimizde. Yani böyle koli oluyor ya karton kutular. Ona böyle bir baskı yaptınız. Yukarıdan yamuldu gibi düşünün. Dikdörtgeni biraz böyle yamulmuş hali paralel kenar. Karşılıklı kenarlar eşit. Bakın şu sağda ve soldaki kısa kenarlar eşit. Üstte ve alttaki uzun kenarları birbirine eşit. Açılar önemli bizim için. Paralel kenarda şu sarıyla gösterdiğimiz karşılıklı açılar birbirine eşit. Maviyle gösterdiğimiz şu karşılıklı açılar birbirine eşit ve bütünler. Ne demekti bütünler? 180 dereceye tamamlıyor demekti. Yani burası 120 derece ise şurası 60 dereceydi. Ya da yan taraf 60 dereceydi. Ardışık. Ne demek ardışık? Arka arkaya gelen. Buradan buraya da olabilir. Arka arkaya gelen. Buradan buraya da olabilir. Bunlar birbirini 180'e tamamlar. Köşegenler birbirine ortalar. Bu bizim için çok önemli gençler. Bakın şu kısımdaki uzunlukla şu kısımdaki uzunluk birbirine eşit. Şu uzunlukla iki çizgi koyayım hadi ben. Şu uzunluk birbirine eşittir. Geçelim. Paralel kenar böyleydi. Onun sorusunu çözmüştük. Eşkenar dörtgen çok 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 önemli. Eşkenar dörtgenle de kare birbirine çok benziyor. Eşkenar dörtgenle de kare. Unutmayın. Sanki eşkenar dörtgen de kareniz var mesela bir tane şöyle kareniz var. Önce bir kareymiş sanki bu da. Üstünden baskı yemiş biraz sağa doğru çap olmuş. Böyle üstünden bastırmışsınız esnek bir maddeden yapmış. Mesela bir plastikten yapılmış gibi düşünün. Üstünden bastırdığınızda böyle biraz sağa doğru çap olmuş şeklinde de eşkenar dörtgen diyoruz. Aynı karede olduğu gibi kenar uzunlukları birbirine eşit. Zaten paralellik var bu aynı zamanda paralel kenar olduğu için. Paralel kenarın bütün özelliklerini taşıyor. En önemli özelliği neydi? Kenarları birbirine eşit. Aynı paralel kenardaki gibi karşılıklı açıları birbirine eşit. İşte ardışıklar birbirine 180'e tamamlıyor. Yani bütünleri birbirinin. Ama en önemli özelliği neydi? Bu söyleyeceğim özellik bir eşkenar dörtgende vardı. Bir de karede vardı. Bu ikisi iyi arkadaş birbiriyle. Şu köşegenler var ya gençler. Benim yamuk yumuk çizmek zorunda kaldığım aslında. Bu köşegenler aynı zamanda açı ortay oluyor. Diğerlerinde tam bu açıyı yarıdan bölmek zorunda değil. Paralel kenardaki köşegen yarıdan bölmek zorunda değil. Dikdörtgendeki köşeden köşegen yarıdan bölmek zorunda değil o açıyı. Ama eşkenar dörtgen ve karedeki köşegen o açıyı tam yarıdan böler. Mesela burası 120 derece ise burayı kaç kaç bölecektir? 60-60 bölecektir. Burası o kısım 120 ise buraya 60 kalacaktır zaten. Burayı da kaç kaç bölecektir? Mecburen 30-30 bölecektir. Eşkenar dörtgenin en ayırt edici özelliğinden biri köşegenlerin açı ortay olması. İkincisi de diğerlerinden farklı olan ikincisi de bakın şunlar gençler 90 derecedir. Köşegenlerin kesiştiği yer
90 derecedir. Onu unutmayacağız. Peki kareyle farkı ne hocam bunun? Kareyle farkı şu. Karede köşeler her zaman 90 derecedir. Tamam mı? Şu açılar 90 derecedir. Ama eşkenar dörtgenin köşeleri bak 120 olabilir, 150 olabilir, 100 olabilir bilmiyoruz. 90 değildir. Diğer farkı da karenin köşegen uzunlukları her zaman birbirine eşittir. 20 ise 20 santim. Ancak eşkenar dörtgen garibin üstten baskı yediği için, yamulduğu için bakın bir köşegeni daha uzun olmuş, diğer köşegeni daha kısa olmuş. Tek farkı bu. Geçiyorum. Şimdi dikdörtgendeyiz gençler. Bakın bir dikdörtgenin şeklinde. Evet, incelediyseniz beraber devam edelim. Dikdörtgen yine ilkokuldan beri bildiğimiz dikdörtgenimiz. Açıları 90 derece olan dikdörtgenimiz. Sesi bazen kapatabilirim merak etmeyin. Siz inceleyin özelliklerini. Evet gençler, incelediniz mi? Şöyle bilgisayarda birkaç ayarlama yapmam lazım. Evet. Ortasındaki işaret O harfi. Yani kesiştiği noktaya, şu kesiştiği noktaya bir harf vermiş. Hani biz köşeleri harf veriyoruz ya noktaları, O harfi. Özel bir şey değil. Sorduğunuz için cevaplıyorum şu an. 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Bir paralel kenar demiştik. O yüzden karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta bunu herkes biliyor. İki tane kısa kenarı var, iki tane uzun kenarı var. Tüm açıları birbirine eşit. 90 derece demiştik zaten. Peki dikdörtgende benim önemseyeceğim şey ne? O da şurası. Köşegenler eşit uzunlukta ve birbirini orada. Bakın bak şöyle C ile A köşegeni hop burası eğer 20 santim ise 10-10 ayrılacaktır. Eğer 20 santim ise D ile B'yi birleştirerek köşegende yine 20 santim olacaktır. Ve 10-10 ayrılacaktır. Bu şekilde. Geçelim dikdörtgenle alakalı sorumuza. Bilinmeyen açıların ölçülerini bulunuz diyor. Tamam. Burası 90 derece olacaktı arkadaşlar. Hatırlayın. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani. Şimdi de hemen güzel cevap yapıştı. Evet. 90 derece olacaktı şu A köşesinin tamamı. 90'dan ben 35'i çıkarırsam lütfen her işlemi yapmayın. Siz çıkarabilirsiniz. Yani her işlemi yaptığını göstermek istemiyorum. Mantıda yazmak oldukça zor zaten. 90'dan 35'i çıkarttığımda ne kalacaktır? 55. Ben bu ikisini bulduktan sonra evet, dikdörtgenler kesişenlerin ikisi de eşit Cemre. Yani köşegenlerin ikisi de eşit uzunlukta. Bütün açıları yazmış, işte Baydoğan yazmış, Galaksi Aydı yazmış, Salih yazmış, diğer Salih, 17 Salih yazmış. Yazan çok, çok güzel, harikasın. Harika. Hepinizi okumayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar nerelerden neleri bulabiliriz? Bir kere biz bazı kuralları boşa öğrenmedik. Mesela Z kuralını falan boşa öğrenmedik öyle değil mi? Paralellikte Z kuralları falan vardı. İsterseniz onlardan da çıkarabilirsiniz. Ya da isterseniz hocam şuralara hani siz köşegenler birbirini ortalar dediniz biraz önce. Bak iskenar üçgenler çıkaracağım şimdi size. Gördünüz mü? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Şu kırmızı çizgi koyduğu uzunluklar birbirine eşit. Şu alttaki tarafa bakalım. Yani A köşesi, O köşesi, bir de B köşesinin olduğu alttaki üçgene bakalım. Mantığını görüyorsunuzdur genelde. Burada ikizkenar üçgen çıktığına göre ikizkenar üçgenin taban açıları birbirinin aynısı olmak zorunda. Yani burası 35 derece olmak zorunda. Çünkü burası bir ikizkenar üçgen. Şöyle içini tarayalım. Burası bir ikizkenar üçgen. 35 ise tamamı 90 olacağına göre B köşesi. Burası 51.
Bakın burada da bir ikizgen üçgen var. Rengini değiştirmek istiyorum mürekkebin. Böyle mavi yapalım. Buradaki ikizgen üçgene bakalım. Ben şu an bu yoldan çözüyorum ama siz tabii ki de çözmek, yani istediğiniz yerden nereyi görüyorsanız oradan ilerleyebilirsiniz. Çünkü burası ikizgen üçgen. 55, 55 daha, 110. Ortaya kaç kaldı? 70. Harika. 35, 35 daha, 70. Şu kısma kaç kaldı? 110. Hadi elimiz değmişken bütün açıları bulalım. Ters açı olduğu için burası da 110 derece. 55 olduğu için 35 derece. İkizkenar olduğu için 35 derece. Yine sol taraftaki yer ikizkenar olduğu için şu an yanacağım yer kaç derece? 55 derece. Şu kısmı hadi atlamayalım. Üçgen iç açılarından ya da ters açıdan 70 derece diyoruz. Gayet kolay. Şu soruya bakınız lütfen. Z kuralı da yapabilirsiniz. Aynen. Z kuralından yapacaktım. Sonra vazgeçtim. İkizkenar üçgene döndüm. Mutlak Z kuralı da var. S ne demek? Nerede geçiyor S'den bakın. Şu soruda S yok ama S ile küçültmeye harfi açının ölçüsünü anlatır biraz. Beşkenar yok arkadaşlar. Burada ikizkenar var. Evet. Kesiştiği noktalardaki açı neydi? Bakalım. Üçgen açıları toplamı 180, oradan da yapabilirsiniz. Doğru. Evet. Cevaplar geliyor. Cevaplarınıza baktım soruya bakarken. Şimdi şu soruda şunu sormuşlar. Tekrar edelim. Gençler şurası neden 110 derece? Tekrar edelim. 35 ve 35 toplamı 70. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için 180'den 70'i çıkarırsanız şuradaki 110 dereceyi bulursunuz. Aşağıdaki soruya geldim. Verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz demişti. Hemen bakalım. Bakın bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar. Sürekli bakın karşımıza ikizkenar üçgenler çıkıyor. Aşağıda 120'nin olduğu yerde ikizkenarlığı düşünürsem üçgenin iç açıları toplamı 180. Bir 120'm var. Bir soldaki açım var, bir de sağdaki açım var. 180'den 120'yi çıkarttım. Kaç kaldı gençler? 60. Yani tek tek yapmak istemiyorum ama hadi şuraya yazayım sizin için. 180'den 120'yi çıkarayım. Kaç kaldı? 60. İki tane açı 60 olduğuna göre 60'ı 2'ye böldüm. Bir açıya kaç kaldı? 30. Nereler 30? İşte şu B'nin olduğu köşe ile A'nın olduğu köşe 30'ar derece. Mürekkebimin rengini değiştirdim gençler. Buranın tamamı, B'nin tamamı 90 derece olduğuna göre 60. Yine ikizkenar olduğu için, bak kırmızıyla çiziyorum. Taban açısı 60 ise yine burası da 60. 60, 60 daha 120. 180'den 120'yi çıkarırsanız al sana bir 60 daha. Gördünüz mü? Eşkenar üçgen çıktı hatta. Bakın böyle sorular da çıkabilecek de karşınıza. Bak şu işaret mesela buraya koyabilirim. Açılara baktım, 60, 60, 60. Bak eşkenar çıktı. O halde şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine eşittir diyebilirsiniz. Buradan devam ediyorum. Burası o zaman 30. Burası 30 ise ikizkenarlıktan burası 30. 30, 30 daha 60. Ters açıdan 120 vesaire vesaire. Zaten iki tanesini bulduktan sonra hepsi otomatikten çıkar dikdörtgenle. Bu şekilde. Gerçekten. Gayet kolay. Geldim kareye. Kare de özel. Bizim için kare de özel. Cevaplarınıza bakıyorum. Siz onları incelerken ben sizin yazdığınız sorulara, cevaplara bakıyorum. Hepiniz zaten doğru şeyleri söylemişsiniz. Üçgenden de bulabiliriz. Devam. Geldim kareye gençler. Kareniz yine özel dörtgenlerimizden biri karedir. Kareyi biliyorsunuz bütün kenarları birbirine eşit olan dikdörtgene kare denir. Tüm kenarları eşit ve karşılıklı kenarları paraleldir. O özelliği biliyorsunuz. Tüm kenarları eşit, karşılıklı kenarları paralel. Çünkü bunlar hepsi paralel kenarın özelleşmiş halleri. Tüm açıları ölçüleri eşit ve 90 derece. Bunu da biliyorsunuz. Peki benim en önemsediğim hangisi? Üçüncü özellik. Köşegenler birbirine eşit. Hepsinde eşit olmuyordu bakın.
dikdörtgende ve karede eşit oluyor köşegenler. Bir tane daha var da ona girmeyeceğim şu an, o yamukla alakalı. Dikdörtgen ve karede köşegenler birbirine eşit. Birbirini dik ortalar. Şimdi ortaları biliyorduk da dik ortalar ne demek? Dik ortalar şu demek, aynı eşkenar dörtgende olduğu gibi karede de köşegenler şöyle kesiştiği yerdeki açıların hepsi 90 derecedir. Dik bu demek. Dik kelimesi buradan geliyor. Peki ortalar kelimesi nereden geliyor? Aynı dikdörtgende olduğu gibi bakın bunlar birbirini ortalıyor. Tam ortadan dönüyor köşegenler. Ve açı ortaydı. Yıldızlı özelliği. Bu açı ortay özelliği sadece hangisinde vardı? Bir eşkenarda vardı. Bir de karede vardı. E açı ortaysa şu B köşesine bakın. 90 dereceyi o zaman karede her zaman köşegen kaç kaç ayıracak? 45-45 ayıracak her zaman. Çünkü karede köşe 90'dır, başka şansı yok. Yani bu 45 başka açı olmaz diğerlerindeki gibi. Diğerlerinde başka açı olabilir ama burada olmaz. Şimdi hepsi 45'li, hepsine yazmayacağım gençler. Şöyle bir göz gezdirin. 45 olmak zorunda karede. Ayrılan açılar 45 derece olmak zorunda. Aynı şey D'de de var, aynı şey A'da da var. Orada 45 yazmak. En önemli özelliği de yuvarlak içine aldım. Bir de hatta yıldız attım açı ortay özelliğinin yanına. Bu açı ortay özelliği hangisinde vardı? Eşkenar ve karede. Geçtim. Verilmeyen açıları bulunuz. Bulunuz, hadi bakalım. Bulunuz, bekliyorum. Evet, buldum diye hemen atmışsınız. Evet, sonuçlar geldi çok hızlı bir şekilde. Bunlar süper hızlı öğrenciler. Hem buluyorlar hem de yazıyorlar. Hemen de sonuçları yazıyorlar. Evet. O halde biz de bulalım. Madem siz buldunuz hemen ben de bulayım. Şimdi dediniz ki, hocam bu bir köşegen şu AC. O zaman ne olacak burası? Ezbere biliyorum artık. 90'ı 2 eşit parçaya ayırdığı için 45. Hepsi 45, ben sadece bir köşeyi yazayım. Ve şu köşeler ne olacak? Hepsi 90'ar derece olacak. Bu kadar. Hepsi 45. Hadi bir de şuradan yazalım. Tek tek hepsini yazmıyorum. Gördüğünüz bütün açılar 45 ve 90'dan ibaret. Başka da yok. Şurası da 45-45, burası da 45-45. Zaten başka açı kalmadı. 50 kadar doğru cevap var. Harikasınız. Şimdi bu soru daha bir güzel. Hemen buna bakalım. Sorularınızı size sıra eritemiyorum şu an. Cevap neredeyse. Evet, Baydoğan'dan geldi cevap, Arşın Altan geldi, Yerisun'da Berat'tan geldi, Şirin'den ve Turman geldi. Doğrulardan bahsediyorum şu an. Sadece doğruyu söyleyenleri söylüyorum. Doğru cevapları verenlere. Halif, Berat, Elif, Yusun demiştim. Doğru verenler İlker Efendimiz, Nansu, Eda, Elif, Nans, Şirin değil. Şirin için de sıkıntı oldu sanki. Ayşe Nas, doğru cevap verenleri söylüyorum. Nehir, bazen de aslında doğru veriyorsunuz. Hani bir kısmını önce yazıyorsunuz şeyi, işleri. Bir kısmının sonrasını sonra yazıyorsunuz. Orada ben sanki yanlışmış gibi aldım ama sonra zaten devamlı yazıyorsunuz. Evet. Şirin, Nehir, evet. Ali Deniz demiştik zaten. Zeyşan demiştik, pardon demiştik. Enes demiştik, Ahmet, Sina, Elif, Zehra, Yusuf, Oğuzhan, Aykut, doğru cevap verenleri yazıyorum. Şu an sonucu tam doğru söyleyen Samsung, Berat, İdip, Aze, Yusuf Efe, Muhammed Emin, Efe Efe, Asiye, Efe Efe dedik. Birkaç defa yazıyorsunuz bazen Aslı, Ebrar. Tamam, Göksun artık yazmayın lütfen. Şevvalye, Halen, Gazel. Şimdi bir başladığında da diğerleri de Ceylin, Mehmet gibi. Tamam, harikasınız arkadaşlar. Çok güzel. Hemen çözüme geçelim. Şimdi size de öğrencilerim demiş ki bu bir kare. Bak yukarıda yazıyor, bu bir kare. Bu bir kare ise şu köşegenimin şu kısmı kaç derecedir zaten? 45. Şu köşegenimin şurası kaç derecedir zaten? 45. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Yani herkes farklı bir yoldan gitmiş olabilir, başlamış olabilir. Ben şu kırmızıdan yola çıkmak istiyorum. Şuradan, şuradan. Hani 55 ile şu kırmızı açının toplamı 90 olacak ya. 90'dan 55'i çıkarırsanız kaç kalacaktır buraya?
35 derece kalacaktır. Bak 90'dan neyi çıkarttık? 55'i çıkarttık. Çünkü kare olduğu için köşesi 90'dır. 35. Çok güzel. Şimdi kalemimin rengini değiştiriyorum. Şöyle güzel bir renk yapalım, yeşil olsun. Bir üçgenim var benim. Şu üçgenim şöyle yeşille çizeyim. Şimdi içinde x var, 45 var, bir de 35 var. Ben biliyorum ki bu yeşil üçgende açıların toplamı 180. E ben bir 45 ile o zaman 35'i toplayıp, bildiğim açıları bir toplayıp, kaç eder acaba? 80 mi eder? Evet, 80 etti. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 180'den de 80'i çıkarttığım zaman sonucum kaç kalacaktır? Bizden istenilen yer 100 derece olacaktır. Bir de chatten cevap gelmiş. Fotoğraf belki de doğru zaten. Gayet kolay bir soruydu. Çözümü incelemek isteyenler için bekliyorum biraz. Orada cevaplarınızın bir kısmı sizin. 100'e yakın cevabınız vardı. 100 kişi cevap gönderdiği için cevapları silmekte biraz zaman alabiliyor. Geldim. Neye geldim? Yamuk. Ama yamuğa geçemeyeceğim. Niye geçemeyeceğim gençler? Çünkü vaktimiz çok az. Yamukta bölünsün istemiyorum. Şöyle bir yamuğu inceleyin. Yamuk bizim son dörtgenimiz. Ondan sonra neler yapacağımızı size şöyle bir hızlıca göstereyim. Bak yamuğu işleyeceğiz, tamam mı? Yamuğum, dik yamuğum var, ikizkenar yamuğum var. Çok ayrıntılar bizim için önemli değil. İkizkenar yamukta sadece bir ayrıntı vereceğim size. Yamuğun açılarıyla alakalı soru çözdüm. Şu tabloyu görüyor musunuz? Bu tabloyu önemsiyorum. Bu tabloyu işleyeceğiz inşallah bir dahaki dersimize. Sonra ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi konu anlatımını yaptıktan sonra bu şekilde öğrendiğimiz özellikleri pekiştireceğimiz güzel güzel sorular çözeceğiz. E tabii biz bunları böyle işledikten sonra Şeyda Hoca ne yapacak? Ödev verecek. Geçen hafta demiştim ki siz çokgenleri çözün. Çokgenleri artık çözün çünkü ben ödev verdiğimde hazır olsun istiyorum. Hani kimse ben yetiştiremedim demesin. Kitaplarınızdan zaten çokgenleri çözdünüz. Benim haberim var mı birkaç öğrenciden? Çözdük diyenler ya da soru gönderenler. Dörtgenlere de artık başlayabilirsiniz. Çünkü yarınki derste biz sorularımızı da çözdükten sonra zaten dörtgenlerden ödevimiz de hafta sonu için muhtemelen gelecektir. Dersimiz bitti gençler. Görüşmek üzere.